Yaratıcı Özgüven Festivali ana sahne ekibi olarak bir aradayız. Ve bugün biz bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Akrostiş Hikaye. Oyun şu şekilde, Yaratıcı Özgüven Festivali'nin baş harflerini kullanarak hikaye tamamlayacağız. Yani herkes her harfte bir cümle veya birden fazla cümle söyleyecek ve sırayla bunlar bir araya gelerek bir hikaye oluşturacak. Gözde, seninle başlayalım mı? Başlayalım. Yarın günlerden neydi acaba? Hiç haberi yoktu. Cumartesi miydi yoksa hafta içi günlerinden biri miydi? Ama ne fark ederdi ki? Yine bilgisayarını açıp Zoom'dan Zoom'a koşacaktı. Güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü özgüveniyle ilgili bir Zoom etkinliğine katılacaktı. Festival de o Zoom etkinliğinin adı ve festivale giderken oldukça heyecanlıydı. Bir festivalde neler vardıysa o festivalde de yine aynı şeyler olacaktı. Yani eğlence ve birliktelik hali. Yarın olsun istiyordu bir an önce. Çünkü içi içine sığmıyordu. Gece yatağına girip hayallere daldı. Öyle heyecanla uyandı ki o sabah, ne yapacağını bilemez haldeydi. Hemen gardırobunu açtı. Acaba bugün ne giysem diye düşündü. Festivallerde ne giyilir diye Google açıp baktı. Oo, çok güzel rengarenk kıyafetler, birbirinden şaşal aksesuarlar vardı. Ama hemen karar vermek istemedi. Bir de içeri gidip arkadaşlarıyla bu anı paylaşmak istedi. Yaratıcılığını gösterebilecek en güzel rengin ne olduğunaysa arkadaşı cevap verdi. Arkadaşı mavi rengi giymesi gerektiğini, Zoom ekranında daha güzel görüneceğini söylemiş. Özgüvenini arttıran renklerden biriydi mavi. Fena halde canı sıkılmıştı. Çünkü mavi hiçbir kıyafeti yoktu. Yaratıcılığını arttırmak için aslında mavi de çok önemli değildi. Mavi sadece bir bahaneydi. Öf öf diye söylenmekten yine de kendini alamadı. Çünkü mavi renkte bir kıyafeti olmasını şu an her şeyden daha çok istiyordu. Bilhakika birden kendini sokağa attı. Mavi de mavi, mavi de mavi bir şeyler bulmamdı. Niye koşturup durdu sokaklarda çıldırca? Yüreği pıt pıt ederek bütün mağazaları gezdi ama istediği maviyi, yani o böyle çini mavisiyle turkuaz mavi arasında kalan o böyle alengili maviyi bir türlü bulamıyordu ve en sonunda tam pes etmek üzereyken özgüvenini yanına aldı. Mağazada mavi rengi bulamamış olsa da, istediği şey giyememiş olsa da festivale gitmek her şeyden çok daha önemliydi. O da Zoom'u açtı ve festivale gidip çok eğlendi.